Bir penaltı koskoca bir şehri karıştırdı. Stattaki kavga sokağa taştı. Diyarbakır'daki tüm bu kargaşa Spor Toto'nun 3. Lig 2. grupta top koşturan Yeni Diyarbakır Spor ve Denizli Spor maçı sırasında alevlendi. Olayların fitilini ateşleyense son dakikalara 1-0 önde giren Yeni Diyarbakır Spor'un uzatmalarda penaltıdan yediği gol oldu. Golle birlikte stat savaş alanına döndü. Önce futbolcular birbirine girdi, ardından taraftar sahaya indi. Güvenlik yüzlerce kişiyle baş edemedi. Onlarla birlikte polis ve protokol üyeleri de taşlandı, koltuklar söküldü, maç yarıda kaldı. Sonunda olaylar stat dışına taştı. Öfkeli kalabalığı hiçbir şey durduramadı. Stadyumun bitişiğindeki AK Parti seçim bürosu da saldırıdan nasibini aldı. Polis defalarca uyardıysa da işe yaramadı. Kalabalık zırhlı araçlara saldırdı. Ekipler taş yağmuruna tutuldu. Vatandaşların tepkisi de sonuçsuz kaldı. Ya o arabaları atmayın, atmayın. Olaylar kısa bir süre sonra kentin en işlek caddelerinden İkinciler Caddesi'ne sıçradı. Cadde trafiğe kapatıldı. Gerginlik uzun bir süre burada devam etti. Kentte yaşanan yüksek tansiyon havanın kararmasıyla sona erdi. Konuk takım ancak akşam saatlerinde şehirden ayrılabildi. Yaşananlara onlar da tepkililerdi. İstemediğimiz olaylar oldu. Keşke olmasaydı. Türkiye'de futbolun böyle olmaması gerekiyor. Hocam, onları hakikaten üzüldü. Son dakika olan penaltı. Yani işi çok değişik bir yere geldi. Yani kimse bu şekilde olsun istemezdi. Diyarbakır Spor da bunu istemezdi.